Hoş geldiniz. Yayınımızın ikinci kısmına. Hoş geldiniz. Güzel ilginize teşekkür ediyorum. Merhabalar tekrar. Şimdi sorularınızı sorabilirsiniz Yurdaya Hoca'ya. Çok teşekkürler. Çok güzel yorumlarınıza teşekkür ediyorum. Bonjour. Hoş geldiniz. Hocayı da alalım. Bütün istediğiniz soruları size cevaplayacak. Gerçekten çok güzel bir sohbet oluyor. Ben yolluyorum. Çok güzel bir sohbet yapıyoruz. Gerçekten benim de bilmediğim şeyler öğreniyorum. Hoş geldiniz. Herhalde şaka yapıyorsunuz. Aylin sizi herkes neden kıskanıyor? Doğru mu demişsiniz? Evet, çok komik. Evet, hoca geldi. Yurda yurda. Şimdi yayını alıyorum. Evet, geldi. Hoş geldiniz tekrar. Buradayım. Evet. Güzel sorular gelecek şimdi. Ne konuşuyorduk? Bir sorular yarı kaldı aslında. Tam okuyamadım. Şimdi tekrardan katılanlar yazsınlar acaba. Sorularınız olursa lütfen yazın. Bekliyoruz. Gerçekten bu vücudunun sağ ve solu çok ilginç Yurday Hanım. Yani herkes mesela bazıları söylüyor. Hangi hastalık olursa mesela bazıları hep sol taraftaki organlardan Evet. hastalık oluyor falan diye. Yani ben de hani düşünüyordum. Bu beynin sağ ve soluyla mı acaba? Hani sağ yarım küresi, sol yarım küresi ondan mı? Ondan aslında. Hmm. Bir de tabii enerjik alanında, yani dişi enerji, eril enerji bedenin giriş çıkışıyla da ilgili, sadece beyin de hepsi birlikte kolektif. Kolektif. Onların ışığında diyoruz ki sağ taraf eril enerji, sol taraf dişil enerji. Ondan sonra bir şeyler diyor demiş ama unuttum. Falcı bana müsaade, ben fal sözü verdim. Herhalde fal bakıyormuş. Size iyi Ha, fallar. peki. Güle güle. Evet. Hashimoto Evet. hastalığı ne ile ilgili acaba demiş Dastan İlknur. Hashimoto. Hashimoto'nun tiroidlerle Tiroid. ilgili bir sorun olduğu için, yani boğazla ifade edememekle, hakikati söyleyememekle ilgili bir olaydır. Eğer kendisini kişi yalan söylüyorsa çok fazla. Yani en önemli Yalan. şey kendine yalan söylemektir. Kendini kandırmak. Bu hasta edilir. Evet. Yapıp öyle Mesela bir şey yok dedik. Kandırırız yok. kendimizi. Oradan Doğru. ondan sonra Haşmat olarak bize geri gelir. Ve daha çok dilsizler, dilacır. İşte o yine, bakın, yine dille ilgili. Ve anneyle olan ilişkide de çok önemli bu hastalık. Eğer anneye karşı acı sözler söylendiyse burada dil kendini acıtır. Çok ilginç. Yani aslında hep bütün hastalıklar bir yerde bir şeyi enerjinin sıkışmasından oluyor. Yani Aynen, mesela işte aynen. genelde ben bile inanın, yani kendi normal hayatımda bile ben bunu mesela iş hayatında yaşardım. Bazen söylememem gereken şeyler olurdu işte, yani iş hayatında. Tabii yutarsınız o cümleleri. Çok herkese söyleyemiyorsunuz. Onları bazen yuttuğum zaman çok iyi hatırlarım. Hemen boğazımda böyle bir ağrı olurdu ertesi gün sonra, ama ben bunun farkında olurum tabii ne yapmam gerektiğini. Ondan sonra ben kendi kendimi tedavi ederdim. Biraz enerji veririm işte, ona göre mor şeyler, atkılar, güzel mavi, koyu mavi atkılar falan takarak. Ama tabii yani biliyorum aslında orada bakteriyel falan bir şey yok. Sadece söylemek istediğimi söyleyemediğim için yutkunuyorsunuz. Oralarda enerji tükeniyor. Mesela ne bileyim, mide hastalıkları neden olur? Daha çok bir şeyi hazmedememekten oluyor zaten. Öyle değil mi? Hazmedemediğimiz zaman mide rahatsızlığımız olur. Tabii. Siz peki Mesela regresyon,
Pardon, özür dilerim. Siz lütfen devam edin. Yok, rica ederim. Ben ona da dönelim. Şunu söyleyeyim şimdi, bir asistanım vardı. Şirketçe böyle akademide birazcık maddi sıkıntı oldu mu şey yapardı. Hocam lütfen annenizi alın yemeğe çıkartın derdi. Ben de rahmetli anneciğimi geçen sene vefat etti. Allah başınız sağ olsun. Alırdım, ışıklar içinde uyusun. Gezmeye götürürdüm, gönlünü alırdım, onun yüzünü güldürürdüm. Gelirdim, işler aynı olmuş. Yani para akışı güzelleşmiş. Bu gerçekten bunu yaşayabilirler, bir denesinler. Şimdi regresyona gelirsek, o konuda regresyon yapıyor musunuz? Regresyon zaten çalışmalarımızın içinde olan bir şey. Bir şey. Ama anne karnına kadar olanı ben doğruluyorum. Çünkü hani bu konularda da uzun zamandır derin çalışmalar yaptığımız için geçmiş yaşam çalışmalarını ben pek doğru bulmuyorum. Şundan dolayı şey bulmam. Çünkü kuantum bilgisi alana girdikten sonra sonsuz olasılıklar boyutta. Öyle değil mi? Çok doğru. Bu artık her şey bir arada olarak çünkü. Evet. Şimdi sonsuz olasılık boyutları için hangi sana gidiyorsun da orada bir şeyi düzeltiyorsun. Şimdi boyutlar arasında, yani farklı bir zaman boyutunda varmışım. Orada yaşamışım, bir şeyler yarım kalmış. Hı-hı. Artık buraya geldim. Buraya geldiysem oradaki sorumluluğum, buradaki yaşamıma zaten kader planımları geçer. Ben onu burada çözmekte sorumluyum. Geçmişte herhangi bir yere gidip de onu orada çözem. Aslında ilginç bu yani. Yani bu söylediğiniz çok ilginç. Çünkü eminim siz de böyle düşünüyorsunuz. Hayat kontratı diye bir şey var, değil mi? Yani biz... Tabii. Orada Akit yapıyorsun dedi. Aynen, yani bir kontrat, akit, imza, nasıl bir şeyin altına imza atarız. Ben bunları öğreneceğim. Bu yönlerimi düzelteceğim. Bu yolculukta yapacağım şeyler bunlar. Tabii yani kendi irademize göre uyandığınız zaman o aralardaki yolları biraz değiştirebiliyorsunuz. Yani kaderinizi de değiştiriyorsunuz aslında bilinç altından. Tabii. Ama farkındalık önemli olan. Benim problemim ne? Burada benim şu zaman dilimine göre doğrum ne? Çünkü hani şimdinin herkes gücü kral, herkes kraliçe ya. Evet. Regresyonun girdiği zaman geçmişte. Oradaki problemi yaşıyorsun da o zamanki bilinçle yaşıyorsun. O zamanki sosyal algının içindeki doğruya yanlışa göre yaşıyorsun. Acaba Evet. oradaki doğru şimdiki doğruyla eşdeğer mi? Düşünün şimdi 16. yüzyılda, 14. yüzyılda insanları arenalara atıp hayvanlara parçalatıyorlar. Ya. Oradaki karmayı düşünün. O zaman iyi halk toplanıyordu, alkışlar yapıp bağıra çağıra insanların parçalanmasını seyrediyordu. Şimdiki sosyal algıya uygun mu? Çok güzel bir bakış aslında. Gerçekten ilginç bir bakış bu. Yani hiç o tarafları karıştırmayacaksınız. Yani sistem karıştırmıyor. Yani yüce bir sistem var. İnanılmaz büyük bir sistem var. Bunları karmaları olarak bölüm bölüm ayırmış ve boyutların içine koymuş. Ve sen bunu yaşamakla sorumlusun demiş. Gidip o tarafta düzelteceğim de bu tarafa iyi olacak. Böyle bir şey yok. Siz nereye kadar düzeltiyorum dediniz? Anne karnı, yani anne. Çocuğun olma anı, döllenme anı çok önemli. Gerçekten çok hani, önemli orası, değil mi? Çok O an önemli. yani. Tedavi çocuğu mu? Sevgiyle mi oldu? Yoksa sevgisiz bir birleşme mi? Baba sarhoş muydu? Anne uyuşturucu mu kullanıyor? Bunların hepsinin ayrı ayrı olayları var. Ne bileyim ben, onlar ilişkideyken deprem mi oldu? Bunlar da yaşandı. Değil mi? Çok ilginç aslında. Yani bir korku yaşandı. Ne bileyim bir bomba patladı oldu. Hamileyken anne düştü ya da dayak yedeceği yok da bunların hepsi çocuğa kayıtlanır. Ve bunları yaşar çocuk sonunda. Ve neden yaşadığını bilmeden yaşanır.
Esas regresyon oraya gitmesi gerekiyor. Mesela Çünkü bu istenmeyen dünyada çocuklar yaşıyor. var. Mesela Tabii istenmeyen ki bu. çocuklar var. Yani Daima hayatlarını kanıtlamak üzere geçirirler. Varlıklarını kanıtlamaya yöneliktir onların yaşamı. Evet. Ve hakikaten beni sevin, beni sevin diye gezerler. Beni kabul edin diye Hay hay gezerler. valla. Böyle siz anlatıyorsunuz. Ben çevremdeki insanları şöyle bir düşünüyorum. Değil Böyle mi? örneklerle birlikte. O kadar çok çünkü hayat yani bu. Gerçekten hayat. Mesela bir de ben şöyle bir gözlemim var. Bilemiyorum aslında sonuç çıkaracak kadar fazla sayısı fazla değil ama karı kocanın çok iyi anlaştığı yani gerçekten hani ileriki yaşlarda olsa bile yani çok böyle göz göze dip dibi olan çiftlerin çocukları hep kötü şeyler, evlilikler falan mı yapıyor acaba? Öyle bir şey. Yani bir iki tane rastladım. Orada anne babaya kızgınlık var. Beni görmüyorlar. Yani onlar birbirlerini o kadar çok görüyor ki Yok. çocukları görmüyor. Görmüyorlar. Çocuklar oradaki o yoğun sevgiden faydalanamıyor. Anlıyor. Ona Evet. özlem duyuyor ve anneye babaya duydukları bu kızgınlık kendi yaşamlarına dönmüş oluyor. Evet. Ne kadar Yani önemli. Çok ilişkilerde evet. de kızgınlık, öfke yaşıyorlar. Evet. Necla 13.05 şöyle bir soru sormuş. Birlikte olduğumuz kişilerle önceki hayatlardan karmamız olabilir mi? Olabilir. Onu tamamlamak için geldiniz. Onun için herkesle uyumlu bir ilişki kurmaya çalışın. Yani o geçmişte onunla neymişim diye bakmayacaksınız. Ama hayatını önünüze çıktıysa uyumlu bir ilişki kurarak hayatınıza değer katmaya çalışacaksınız. Mesela benim çevremde çok kadim dostlarım var ve ben onları kadim dostlarım olarak ayırıyorum. Daha ilk gördüğümüzde birbirimize ısınırız ve candan dost oluruz. Yani Sinek geldi. bu Sinek. Geçti. haylaz bir sinek. Tamam. Evet, haylaz bir sinek çok sıcaktan içeri girdiler çok fazla. Çok doğrusunuz. Yani onu kalp biliyor aslında. Kalp Evet. biliyor. Bazı insanları Kalp biliyor, onu biliyorsunuz. hissediyor. Biliyor. Tabii. Biliyor. Ruh Gerçekten biliyor. biliyor ve onunla bir dostluğa şeyliğe başlıyorsunuz. Eğer bir hesabınız varsa, çok kızdığınız bir düşmanınız gibi gördüğünüz kişiler varsa, onlarla da tamamlanacak bir hesap var. Evet. Yani En aslında doğru düzlemde bunu nasıl tamamlarsınız ona baktınız. çok güzel. Yani her karşımıza çıkan aslında görevli. Bize bir şey Tabii ki. öğretmek için ve biz onları öğretmek için. Aslında ben şöyle diyorum. Yani hayatta karşımıza çıkan her kişi bize bir şey öğretiyor ve herkesin bize bir yani çok önemi var. Dediğimiz gibi mesela eğer dersimizi almazsak başka kılıkta, başka yüzle tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Evet, biri sınav demiş. Hakikaten öyle. Yani ben kendi hayatımdan biliyorum. O dersi öğrenene kadar aynı Sınıfta sorular kaldıysan geliyor. tekrar tekrar aynı dersi görüyorsun. Ama artık diyorum ki yani derslerimi kolay istiyorum. Kolay olsun ama bilinçli olmak gerekiyor. Bu dersleri öğrenmek zaten bizim hayata gelme amacımız. İnsanı kamile ulaşmak öyle değil mi? Yani boşu boşuna mıyız bu dünyada? İnan ki danışanlarımızla bile bunları yaşıyoruz. Bazı danışanlarımız böyle ağır bir problemden gelince ben bir durup düşünürüm. Acaba burada benim Niye? almam gerek mi diye. Niçin benim karşıma çıktı? Danışanım dahil. Evet. Yani bir kedi bile size hayatta ders verebilir. Her karşılaşmanın bir sebebi var. Gerçekten Evet, öyle. benim bir duam vardır. Herkese de öneririm. Lütfen söyleyin. Allah'ım beni güzel şeylerle dene. Ben güzel Güzel söyle. şeylerden ders alacak kadar gönlü geniş oluyor. Çok güzel, Onun gerçekten. Kesinlikle öyle. eğer bunu yapabiliyorsam, yani güzel şeylerden ders alabiliyorsam hayat güzelleşiyor. Ama o bilinç, yani bir aslında bu her an meditasyonda olmak gibi bir şey. Zaten amaç o.
Yani sadece dua ederken, yoga yaparken, namaz kılarken ya da işte onları yaparken meditasyonda olmak değil de normal hayatımızı şu anda bile konuşurken, yemek yaparken, normal sokakta yürürken o bilinçle, yani bilinçaltımızla bilincin karşılaştığı an zaten bütün kapılar açılıyor, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Şimdi birisi bir şey sormuş. O zaman beklemediğimiz biri bizi üzdüyse, pardon, yukarı kaydı, kaçırdım. Okuyayım isterseniz. O Bizi, zaman evet. beklemediğimiz biri bizi üzdüyse onun da bizimle hesabı olabilir diye de düşünebilir miyiz demiş. Aynen. Ya yani orada bizim görmemiz gereken bir şey var. Sistem gözümüze batıra batıra, bak burada dikkat et, burada bir şey var. Ama inatla biz o problemi çözmeden yaşamımıza geçip de o batmaya devam edeceğiz. Çözmüyorsan batmasını kabul edeceğiz. Aynen. Yani karşıdakini suçlamayacak. Aslında amacımız dediğiniz gibi çözmek olmalı. Çünkü bu yaşama geldik, bu dersleri Evet. almadan gidersek, yani bu bedeni bıraktığımız zaman da yine karşımıza çıkacak, hortlayacak o konu yani. Öyle böyle çözmemiz gerekiyor. Elif Taşlı demiş ki zihinle değil de özle sevmek gerek. Zihin öğretileni sevmeye çalışıyor. Öz kalp ise gerçek sevgiyi tanıyor aslında demiş. Valla gerçek sevgi oldu mu? Bundan kaçamazsın. Seversen seviyorsun. Yani sevgi öyle bir şey ki şundan dolayı seviyorum deme şansınız yok. Sadece seversin. Ay huyu ne güzelmiş. Mesela derler ki huyu ne kadar güzel ya, sevsene şunu. Sevemiyorsun. Ha, gözü güzel dersin, burnu güzel dersin. Aslında ben şey olması gerektiği için yani O hayat hoşlanmaktır, o sevmek değildir. ha. Hoşlanmakla sevmeyi ayırt etmek lazım. Kızlarımız hep bunu karıştırıyor. Onun için gençlikte tam sevgiyi bulamıyorlar. Hoşlanıyorlar, sonradan sevmediklerini anladıklarında hemen ayrılık başlıyor. Ama karşı gözden hoşlanmazsa İşte ilişki işte. yürümüyor. Yani Gerçekten sevmek gerekiyor. gerçekten sevmek aslında işte hani parçası olmak gibi. Herkese nasip bir şey değil aslında bu dünyada. Tabii. Gerçek Yani sevgiyi sevgi bulmak. yaradandan akar. Onun için bunun önüne geçilmez. Hiç hoşlanmadığınız bir insanı sevebilirsiniz. Hayat bu kadar garip. İlginç aslında. Evet. Evet. Ama Evet. diyorum işte Yani bir olması şekilde yani. gerektiği için herhalde diyorum. Yani çünkü sizin eğer hayat kontratınızda bu varsa bir şekilde bir şey oluyor. Öyle olması gerektiği için öyle yapıyorsunuz yani diye düşünüyorum. Evet. Bazen, Benim değil eski bir okul arkadaşım vardı. Okul arkadaşım cazgır kızlardan hiç hoşlanmazdı. Evet. Erkek arkadaşım, okul arkadaşım. karısı Ay cazgır yıldızım oldu. cazgır. Of. Nasıl tahmin etti? Ama çok seviyor. Evet. Hayatın sopası yok mu böyle dersin? Ya. Onun için büyük Evet. konuşmamak lazım aslında. İşte o Aynen. büyük konuşmalar bizim derslerimiz aslında zaten. Değil mi? Aynen. Aynen. Vallahi bilmiyorum. Evet, çok güzel. Başka sorularınız var mı? Geçen sorularınızı atlamış olmayayım. Bakın, Mesela. karşılık beklemeden sevmek. Hı. Bu aslında yaradan eşit koşmak, biliyor musunuz? Biraz ağır gelecek ama Söyleyin. hani bu biraz daha üst bir bilgidir. Söyleyin. Karşılık almadan hiçbir şey yapmayın. Bir verirsin, iki verirsin. Hı. Üçü de alamıyorsan veremezsin. Alamazsan sende de kalmaz. Çünkü enerji dönmüyor değil mi o zaman? Dönmüyor. Karşılıklı yaşam sisteminin kuralıdır. Aldığın kadar vereceksin, verdiğin kadar alacaksın. Dengeyi bozduğunda yaşamın şekli bozulur. Bir daha yerini oturtturmanız hiç kolay olmaz. Onun için yok, o beni sevmese de ben onu seviyorum. Kendinizi kandırmayın. İnsanoğlunun en büyük hatası kendini kandırmasıdır. Aslında işte hani Bunun için geçmişte çok büyük sevgiler var işte hani tarihe evet. yazılmış falan. O onu beklemiş bilmem ne ama bilmiyorum her şey aslında denge. Bir insanın dengesi Denge. yoksa o büyük aşklar falan oluyor. Aslında çok Ya dengeli kişi onlar çok
değil mi? Aslında. Yani bakın aşk 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 diyorlar, aşkı yaşıyorlar, aşk bitiyor. Yani aşkın bir süresi var, en fazla 3 yıl. 3 aile 3 yıl arası. Öyle yani derler. Bebeğinin o hormonları salgılaması o kadar. Ondan sonra sevgiye dönebiliyorsa bu iş güzel. Yani, sadece aşk duygularıyla yaşanan şey kısa sürede tükenir. Sonra da canını acıtmaya başlar. Çünkü sevgi kalmaz. Evet. Önemli olan aşktan sonra kalan sevgidir. Hani onu yakalayabilmek önemli olan. Evet. Tabii aşk da sadece karşı cinse değil de aslında ne her bileyim şeye, her her şey, ne şeye, bileyim ben hep bantan, onu suya. söylüyorum. Ben suyu çok severim mesela. Mesela kalemini bile yani severek kullanmak lazım. Bir Hayatı arabanı sevmek istiyorum. Bay, yani işin her şeyi temeli bu. severek yapmak. Hani bir Arçelik burada şey yapabiliriz. Bir reklam vardı, buzdolabı reklamı. Aşkla yap. Ne yapıyorsan aşkla yap. Gerçekten öyle. Yani bir neyiniz varsa, küçücük bir kolyeniz olur, severek tak, alın takın. Yani istemediğiniz şeyi yapmayın, takmayın. Çünkü onu istemeyerek taktığınız zaman sizin enerjinizi de bozuyor zaten aslında. Değil mi? Her şeyi aşkla Evet. yapmak. Yemeği bile mesela bir yemek Aşkla yapmak. yaparsınız. İstemeyerek yapınca lezzeti de güzel olmuyor, biliyor musunuz? Aynen. İşte hayatı aşkla yaşamak gerekiyor. Evet. Yani hayata aşık olmak gerekiyor. Hayata aşık olan insana aşk her yerden akar. Yemekten akar, manzaradan akar, ağaçtan akar. Yani önemli olan aşkla bakabilmek hayata. Çok güzel söylediniz. Ama bazen hani ne bileyim dört mevsim gibi. Nasıl bizim dünyamızda dört mevsim var? Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar. Biz de bu doğanın bir parçası olarak ağaçlar da nasıl işte çiçek verir, kurur. İnsanın da dört mevsimi var. Yani her an herkes hani mükemmel bir olamıyorsun. Dengeyi bozduğumuz zamanlar Yok. oluyor, değil mi? Dolayısıyla bu... Bakın, bağıracaksınız da öfkenizi de belli edeceksiniz. Ağlayacaksınız. Ağlamak çok büyük bir lütuftur insana. Evet. Ha? Eliniz kirlendi hep ve bunu öğrencilerime söylerim. Eliniz kirlendiğinde ne yapıyorsunuz? Yıkıyorsun. Vücudunuzu yıkıyorsunuz. Suyun altında elinizi yıkıyorsunuz. Ya. Ama içinizin kirlendiğinde ne yapacaksınız? Ağlayarak temizleyeceksiniz. Hep Onun için ben onu ağlamak düşünürüm. Çok olmaz. haklısınız. Mesela kadınlar işte gideriz saçlarını boyatır, yaptırır. İşte hepimiz seviyoruz öyle güzel şeyleri, güzelleşmeyi. Hani bakım yapıyorsunuz dıştan ama iç bakımını yapan çok az insan var. İçinin bakımı, ruhunun bakımı. O ruhunun bakımı neyle oluyor? İşte ne bileyim çevrendeki çok 5 kişiden derler hani ortalamasısın. İyi birkaç dostla güzel sohbet, güzel bir ne bileyim işte masaj aslında dıştan içe geçiyor. Ne bileyim dediğiniz gibi bir güzel bir uyku. Yani bunlar aslında ruhumuzu da güzelleştiren şeyler. Hani hep dış güzel değil, iç güzelliğine de çalışmak gerekiyor. Öyle dediğiniz gibi değil Tabii, mi? tabii. Bir duyguları tutmamak gerekiyor. Evet. Duyguları edeplice dışa vurmak. Maharet bu. Yani kendimizin efendisi olmak için aslında duygularımızı edebimizle dışarı vurma yetisini kazanmamız lazım. Duyguları içimizde tutarak yaşayamıyoruz. Çok doğru, çok Yaşamı da doğru. manalandıramıyoruz. Yaşamı manalandıran şey duygular. Onun için duyguları doğru ifade etmeliyiz. Çok güzel söylediniz ama mesela bazı insanların doğallığından yani kendi öyle doğmuş ifade etme sıkıntıları var. Duygularını Öğrenin konuşamıyorlar. çaresizliği bu. Heh. Eğer anne baba duygularını ifade edemeyen insanlarsa çocuk da bunu ifade edememeyi öğrenerek. İşte burada biz ona öğrenilmiş çaresizlik diyoruz. Ya. Çocuk bilemediği şeyi yerine getiremiyor. Toplumumuz genellikle böyle. Çok doğru. Maalesef. Çok doğru. Çok sevdiğim dostlarım da katılıyor. Kemal Kemal Bey, Alıççı veya Ayten Tuna. Evet. Bihin Ödüge de girdi biraz önce Bihin Hanım. Merhaba Evet dedi. ay canım Bilincim, bak kaçırmışım Evet, Bilincimi. birinci yayında geldi. Onlar Epey işte benim kadim katılımlarımız. dostlarım. Evet. Hepsi Evet. Bakırköylüyüz biz.
Demek ki köşesinden yapmışız Aynen. değil mi yani? Kemal Haluk Bey de Hoş çok çok geldin. harika. Yani Evet. ben kendimi çok şanslı hissediyorum ki yollarımız sizle kesişti. Yani ne kadar güzel. Ben görebiliyorum yani ileriyi gibi oldu. Daha çok Evet. birbirimizle yaşayacağımız şeyler var. Güzel İyi. güzel şeyler yaşayalım. Evet, 46'lıyız. Doğru. Birazcık kaçık olmadan bu meslekte ilerleyemezsin Ama ne olacak? Olduğumuz gibi olmak lazım. Yani vallahi. nasılsak öyle. Ne zaman kaçıklığı ele aldım, hayatım güzelmiş. Hep Ha, ben onu onun için söylüyorum. birazcık Çok güzel. tatlı kaçık olmak Hayır yani lazım. hani çok doğru olmak sıkıcı oluyor zaten. Hayat çok sıkıcı oluyor. Yani bırakın olduğunuz gibi, bırakın deli desinler biraz. Yani ne derlerse desinler. Yani kendin Şimdi olunca yurtta her şeyi çok yapar güzel hal. oluyor. Pardon? Tabii. Eski haldeki cici kız kendi şeklinde yetişmiş yurda olsaydı birçok şey yapamaz. Ama Ya. yurday ne zaman tatlı kaçık oldu, her şeyi yapar oldu. Onun Çok için memnunum şekersiniz. Tatlısınız. Tatlı çok. bu halim. Hayat gerçekten tatlı. evet. Yani bazen düşünüyorum. Hepimizin bir hayat şeyi vardır. Türkçesini getiremiyorum. Hayat nedeni. Life purpose'ı. Yani insanlar doğuyor. İşte ne bileyim. Zaten ilk 20-30 yıl boş 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 geçiyor. İşte okula gidiyorsun tamam. İşte biz birilerinin öğrenmemizi gerektiği düşündüğü bilgileri öğreniyoruz falan. Ama zaten insan kendini yani belli yıllardan sonra buluyor. Ne bileyim bir 30'undan 40'ından sonra falan buluyor tam olarak ne Evet. olduğunu. Dolayısıyla önümüzde çok yol var ve daha çok yapacağımız işler var. Ben burada bir soru geldi galiba hemen onu okuyayım. Son zamanlarda bütün sıkıntıda olan hasta insanlar için dua etmek istiyorum. Ediyorum. Elimden geldiği kadar çok yorgun hissediyorum. Bu nedendir demiş. Kendi enerjisinden veriyor. Onun için kendi biyoenerjimizi değil de yaşamın enerjisini kullanmamız lazım. Zaten evrende, kainatta enerji varken niye kendi alanımızdaki enerjiyi kullanalım? Bir de hastalıkla ilgili çok hastalığa odaklanmış ve yardım isteyen bir kardeşimiz aslında. Yani benim için dua etsinler diyor ama başkalarına dua, benim için dua edin diyemediği için o başkalarına dua ediyor. Sistem böyle çalışıyor. Evet, çok Onun yani için kendine gerçekten bir ilginç. dikkat etsin. Evet, aslında başkalarına yapmak istediğimiz şeyler kendimize yapılmasını istediğimiz şeylerdir. Ayna aslında, hayat ayna, öyle değil mi? Evet, Ayna. aynı. Aynen. Tuğba Aysu şöyle bir şey sormuş. Sevgisini hiç göstermeyen, söylemeyen erkekleri hayatına çekmenin altında yatan gerçek nedir? Babasından sevgi üstüne konuşabiliyor mu? Babadan yeterince sevgi almış mı? Baba sevgiyi gösteren birisi mi diye soracağım. Eğer babada bu varsa, hayatında ilk sevdiği, ilk aşkında yeterli sevgi alamadı mı? İlk aşkı, sevgisini ifade edemedi mi? Onu sorarım. Yani geçmişte yarım kalmış bir hikayede sevgisini ifade edemeyen bir erkek mi var? O, eğer böyle birisi varsa bütün sonraki ilişkileri ipotekli ilişkiler olur. Ya ne kadar derin bunlar. Bu konular çok Evet. derin. Yani gördüğünüz gibi yani bir haftalık çalışmayla dizimci olunmaz. Bunların hepsi Olunmaz. ayrı ayrı dinamikler. Dirsek çürütmek lazım bu iş için. Aynen. Aynen. Bir de ben mesela astrolojik olarak da bakıyorum. Benim astroloji eğitimim yok. Fakat ben çok ilgiliyim. Okuyorum, ilgileniyorum. Şey yani erkeklerin yani bir erkeklerin yani tam yanlış söylemiyorsam erkeğin ayıyla hangi burçtaysa ayı, kadının güneşi bir olduğu zaman birbirlerine çok uyumlu oluyorlarmış. Çünkü erkeğin ayı kendi annesinden gelen bir şey ve karısını da eşini de annesi gibi o aradığı için
Bütün erkekler Öyle öyle geliyor arar. aslında, değil mi? Yani erkekler hep öyle. Bütün erkekler annesini arar. Benim oğlumun bir Alman sevgilisi vardı. Nasıl oğlum falan diye böyle şeyle konuşuyoruz şeyde. Anne sana benziyor bazı huyları dedi. Aman oğlum dedim bırak benim zaten benden sende bir tane var başka bir Var. tane daha ne diye söyledim ki biraz kendimden ayrıştırayım diye. İyi Ama yaptınız. bütün erkeklerin bilinç altında yatan şey anneleri gibi bir kadın. Evet. Bir de çok güçlü annelerin erkek Evet. çocukları çok zor mutlu oluyor aslında. Çünkü hep Tabii annesi gibi birini anneyle aramaya çalışıyor ve eşleşmek bulamıyor. tabii. Bütün ömrü Çıta onu gidecek, onu aramakla. oturtacak. Bu kadınlarda da var. Aynen kadınlar da babaları yüksek çıtada bir erkekse onun yerine koyabilecek erkeklerin eşleşmesi çok zor. Bir Çok türlü zor. kabul edemiyor. Bütün erkekler yetersiz geliyor çünkü baba gibi. Evet. Şimdi birkaç soru daha var, onu da alalım. 7 yaş oğlum özgüven ve öfke problemi var. Dediğini ağlayarak yaptırmak istiyor. Sebebi ne olabilir? Babasıyla ilişkisi nasıl? Babayı çünkü erkek evlat ve erkek modeli olarak baba var önünde. Baba öfkeli bir baba mı? Ona bakmak lazım. Anne çok yetersiz mi karşısında ve çocuğa ağladığı zaman küçükken yani ilk 5 yaşta ağladığı zaman al aman sus yeter ki dediler mi? Bu çok önemli. Evet. Bunu Aytenç'in derseniz çocuk hep ağlayarak kalır. Evet. İşte annelik babalık yeteneklerimiz burada konuşturmamız gerekiyor ki çok Evet. derin derin bilgiler. Babadan almış sevgi de anneden almamış olabilir mi acaba demiş ama ben başını sorunun kaçırdım galiba. Tekrar sorabilir misiniz tüm cümle olarak onu şey yapayım. Ayte Tümay Herhalde lütfen. yukarıdakini cevaplamaya Herhalde, çalışıyor. herhalde. İsterseniz tekrar Onu sorun, incelemek aydınlatmak lazım. Duruma istiyorum. göre değişir. Yani onun yorumunu yapamayız. Kişinin bir anlatması lazım olayı ki ona Evet, göre evet. yorumlayalım. Bir şey daha var. Yurday hocamla bir seansla evim artık çok sevdiğim, huzur bulduğum bir yer oldu. Var olun, sizi seviyorum demiş. O sizin güzelliğinizden olmuştur. Çünkü tek seansta o kadar kolay değildir. Karşılıklı verim alınır. Aslında Evet. tek kişiye yani hocaya bağlı ya da terapiste bağlı bir olay değildir bu. Hı. Karşıdaki de bir şey veriyor ki ortaya güzel bir ürün çıkmış. Teşekkür ederim Maşallah. Gökmen'cim. Evet, yani gerçekten karşılıklı istemek. Ben de mesela kendi yapmadı ya bir tedavi yapmadan önce hep sorarım. Gerçekten bunu istiyor musun? Yani kişinin bunu istemesi çok önemli. O zaman %100 Tabii. açılıyor kapılar. Elif Taşlı Evet. şöyle demiş. Ama iki erkek kardeşin ay burcu da ayrı olmaz mı? Burçlar farklı ama anneler ayrı. İşte herkesin hayat amacı farklı. Dolayısıyla herkesin tabii olması Şimdi gerektiği burçta geliyor zaten. bakın Çünkü öyle aynı gün olması. doğarlar bambaşka kaderi yaşarlar. Aynı gün aynı Aynı saatte gün. doğmuşlar. Çünkü kandan gelen genetik bilgileri farklıdır. Tabii. Anne aynı anne babadan olsalar bile çocuklar inanılmaz bir biçimde o kader planını bölüşürler. Hani birisi başka bir bölümü alır, öbürküsü başka bir bölümü alır. Farklı kaderleri yaşar. Çok doğru. Yaşadıklarını farklı algılarlar. Yani iki kardeşler aynı evdedir, aynı olayı yaşamışlardır. Etkilenmeleri farklıdır. Farklıdır. Çünkü çıkardık olaya karşı çıkardıkları zanlar farklıdır. Onun için farklı etkileniyor. Doğru. Çok doğru. Ya birbirlerine yazışıyorlar gibi. Baba öyle öfkeli değil ama küçükken de dediğini yaptık evet demiş. Evet, o ondan. O küçükken dediklerini, çocukların çok fazla dediklerini Yapmayın, yapmayacaksınız. yapmayın Onların bence de. kendilerinin bir şey yapmasını sağlayacaksınız. Çocuklar kendileri bir şey yaptıkları zaman çok mutlu olurlar. O mutluluğu çocuklardan esirgemeyin. Bırakın onlar yapsınlar, özgüvenlerini geliştirsin. Çok doğru. Sakın olun çocuğun karşısında Tuba Hanım inatlaşmayın demiş. Doğrudur. Bir şey daha var. Hiç öfkeli bir insan değildim. Son zamanlarda çok öfkeli hissediyorum.
Çok şaşırtıyor bu durum beni. Rica etsem nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz demişler. Evet. Son zamanlarda yaşamda kabul etmedikleri bir şey var demek. Neyi kabul etmiyor? Son zamanlardaki yaşadığı şey ne? Eğer burada bir şey yok diyorsa hemen aile geçmişine gidip bakmak gerekiyor. Anne onun şimdiki yaşında neler yaşamış? Anneanne onun şimdiki yaşında neler yaşamış? Zaman periyodu böyle bir çember yapar, o dalgaya onu alır. Annenin aynı yaşadığı, aynı yaşta yaşadığı duygularını çocuk yaşamadan yaşar. Anneannenin mesela anneanne tabii ki bu sadece bir benzetme, sakın yanlış anlamasınlar. Anneanne 18 yaşında ya da 21 yaşında tecavüz geçirmiştir. Olay kapanmıştır, öldürülmüştür. Torunu 18 yaşında ya da 21 yaşında aynı şeyi tekerrür eder, üstü kapalı gibi. Gerçekten öyle. Çok öyle şeyler duyuyorum gerçekten. Evet. Çünkü sır diye bir şey yoktur yaşamda. Yaşamda kim ne yaşıyorsa o yaşadığı çevresindeki insanlara derstir. Yaşam onun için verir. Komşu bize onun için değerlidir. Çünkü bizden önce o bir şeyleri yaşayacaktır ve bize gösteri yapacaktır. O dramada, o yaşanan şeyde biz ders alıyorsak o şeyi bir daha yaşamayız. Ama onun yaşadığından ders almıyor, bir de onunla alay ediyorsa, bir de onun üstüne Ya. etrafta konuşuyor, dedikodu yapıyorsak, onun katmerlisini biz yaşarız. Dedikodu zaten çok kötü bir şey. Yani Evet, gerçekten katmerler büyütür, çok olayı büyüterek bize çok yaşatır kötü. dedikodu. Çok kötü. Yani bu iki kadınlar bir araya geliyor mesela, öyle bir şey vardır dedikodu. Erkekler de O yapıyor, sormayın. erkekler de Erkeklerin yapıyor değil mi? dedikodusu da çok az. Çok fena. İşte şey, Benim yani çok kitap sevgili konuşur. arkadaşım, dostlarım vardır, onlar da yapıyorlar. Çok kötü ama yani enerjisi çok kötü. Ben Evet. hemen konuyu değiştiririm, hemen. Yani böyle bir artıya başka bir konu atarım. Çünkü gerçekten enerji orada tıkanıyor. Evet. Çok kötü oluyor. Aman yani kimse dedikodu yapmayın. Sakın ha. Ama çok doğru, gerçekten öyle. Yani hayat her anı o kadar kıymetli ve o kadar öğrenilecek çok şey var ki. Yani bir köpeğinden, kedinden, komşundan, ağaçtan o kadar çok öğrenilecek şey var. Yani şu ağaçlara bakın mesela. Onun mesela örneğini vermiştim. Kış oluyor, bütün yapraklarını döküyor. Ama hiçbir şey olmuyor. Yine ayakta kalıyor Bir ağaçlar, değil mi? köklerinden besinler. Dimdik. Köklerinle Evet. duruyor. Köklerinle duruyor. Aile dizimi de onu besinler. Evet, kış olabilir, Ya. fırtına olabilir. Ama senin köklerin sağlamsa sen o toprağa tutunursun. Bekle, zamanı gelince senin de Evet. zamanı gelecek ve tekrar güneş açacak, senin yaprakların yeşerecek, tekrar çiçeklerin açacak. Çok çok önemli. Doğada her şey saklı aslında. Değil mi? Her Anlatır, şey konuşur. doğada. Doğa konuşur. Onu dinlemeyi bilirsen her şeyin çözümünü sana söyler. Gerçekten öyle. Elif Taşlı bir şey daha yazmış. Kozmik bilinçte ve şimdi gen bilinci varmış. Onu öğrendim. Hiçbir şey saklı kalmıyor. Aynen öyle. Yok, yok. Özellikle sır varsa ailede, o Heh. sır yaşanır, ortaya çıkması için tekrardan 3 nesil sonra, 4 nesil sonra tekrar tekrar yaşarsın. Ta ki onu dile gelip de söyledi. Söyleyene kadar. Eskiden kol, tabii kol kırılır yerin içinde kalınır derler ya. Evet. Maalesef yerin içinde kalmıyor. Kol kırılınca, yerin içinde kalınca o kol yamuk olur. Sağlıklı bir kol olur. Onun için dışarıdan destek alması lazım. Dışarıdan destek alması için de derdini söylemesi lazım. Yani Konuşmak çok tecavüz, önemli. evet, Konuşmak. dertliysen bunu paylaşacaksın, ama doğru kişiler, doğru Doğru. yerde. Yani bunu yapmayı öğrenmek Hani bir eski şaman adeti mi yoksa Anadolu'dan mı? Böyle bir bebek yaparlarmış, değil mi? İşte bebek lazım. yapıp bir kapalı bir şeye koyarlarmış. Bir gardıroba falan gibi. İşte Evet. Hı. çok sıkıldığı zaman, birine bir şeyleri anlatmak istediği zaman öyle bir şey var. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Açıp o bebeğe konuşurlarmış. Hani Japonya'da öyle bir şey yapmışlardı.
bir deney, belki de eski geleneklerinden, göreneklerinden olabilir. Bizim koşuk derslerinde de kullanılan, anlatılan bir hikayedir. Çok sert bir müdür var. Herkes ondan dertli ama o kadar sert ve o kadar kuvvetli birisi ki kimse ona bir şey söyleyemiyor yöneticiye. En sonunda bir koşuk firması başlıyor oraya şey yapmaya. Bakıyor ki hani müthiş bir öfke var şeye ama kusamıyorlar. O zaman kapalı bir dolap yapıyorlar. O dolabın içine aynı o kişinin bebeğini yapıp koyuyorlar. Sonra o bebeğin parçalandığını görüyorlar. Yani gidip kişiler orada o bebeğe öfkelerini kusuyorlar ama sistemde çok rahatlıyor. Şirket rahatlıyor öfkeyi çıkardıkları için. Trump'ın bebeklerini yapmışlardı, ben hatırlıyorum. Evet. Hatırlıyor Bakın bu da musun bir tedavi masajlar ama. falan? Evet. Tabii. Yani O da bir bu çok tedavi. etkiliyse aslında bunu yapmak lazım. Evet, bir de şey demişler Aytenç'e, annem suyu anlat derdi. Doğrudur. Suyu Çok anlatmak doğru. çok güzel. Tabii. Suyu, musluğu Çünkü su açık, değil mi? kayıtlar. Evet. Suya kayıtlar ve ondan sonra toprağa dökün derler. Toprakla nötrleştirir. Yani Evet. su bilgiyi, o anlattığını içine kaydeder. Toprağa da döktüğünüz zaman o bilgi artık toprakta nötrleşir. Onun Hafızası için var tabii etkilerimiz suyun. biliyor. Evet. Tabii, Suyun tabii. hafızası var. Onun için Su bir de bilgi. niyetlerimizi de mesela, aslında hani herkesin ritüelleri vardır. İşte niyetini yazarsın, olduktan sonra yakarsın gibi, değil Evet. mi? Benim babaannem suya okurdu. İşte üflerdi. Ondan sonra iç kızım bunu derdi. Tabii. Ya da kişilere iyi olsun Tabii. diye yapardı. Bir de başını tutarlardı ve o tutturarak Evet, içirirdi. ben de onu söylemiştim geçen gün. Bir doktor Nuri çıkmıştı. Yani benim yayınlarımdan birkaç Mehmet tanesine. Öztürk'teydi tabii. Evet. Evet, Nuri Haksever. Ben ona sormuştum. Hocam demiştim, yani ben de biliyorum bunu. Hani bu, başını tutup su içeceksin. Öyle kaldı. Çok aslında derine gitmemiştik. Neden bu başını tuttururlar acaba? Çünkü o tepe çakrası, tepe çakrası sizin yaradanla bağlantınız. Ama buradaki probleminiz, yani yeryüzündeki probleminize ait bir soruna içiyorsunuz. Yani yukarıya gitmesi gerekmiyor. Onun için tepe çakrasını kapatıyor. Sadece bedene Bedene indiriyor insin. o suyu. Ruhun şey yok. Bundan sonrası ruhla ilgili o olay. Doğru. Ruhundan bedenini ayırıyor. Sadece o şifalı suyu beden şifası için kullanıyor. Yani Enerji hakikaten, evet, çalışması. enerji ondan oldu. Evet, şimdi şeyler birbirine bağlandı. Zaten suyun hani şeyi var, dedik ya işte, hafızası var. Dolayısıyla da işte içtiğimiz su çok önemli. İşte bu hani Zemzem suyu, okunmuş sular falan filan, çok çok önemli şeyler. Yani farkında olmalıyız Eskiden her hurafe şeyin. derdik bunlara ama bunlar hayatın gerçekleri bizim bilemedim bize unutturmaya çalıştıkları şeyler bunlar. Aslında kuantum fiziği çıktığında hepsinin ne kadar doğru olduğunu anlıyoruz. Şimdi tekrar Şimdi tekrar yapıyoruz. şimdi. Tabii tuzlu suyla yıkanırdı insanlar Ya. negatiflerden, şeylerden korunsun diye. Çok doğru. Arkasından hani tuz atarlardı şöyle. Ya. Aslında anasını temizliyor işte. Tabii Yani ki. o kadar doğru ki eski bizim şamatik geleneklerimiz bunlar. Yani Türkler enerjiyi çok güzel kullanan insanlarmış Çok. şaman oyunlarında. Bunları unutmuşuz. Bunları tekrardan hatırlamak, tekrardan döndürmek. Çok güzel söylediniz. Aslında bunun altında bir niyet var. Yani bu niyet, bilerek bize bunları unutturdular. Yani bakın, mesela doğuya gittiğiniz zaman işte uzak doğu kültüründe hala onları koruyorlar o insanlar. Batı Evet. kültüründe bundan uzaklaşmış. Yani aslında kalple beyni yakın çalıştırmak gerekiyor. Kalbinizi dinleyin, duygularınızı dinleyin. Bu demek değil ki mantığınızı da yok edin. Ama ikisini beraber çalıştırmak çok çok önemli. Yani bu eski Kesinlikle. gelenekleri sürdürmek, hepsi aslında bilim. Geleneklere
Çok çok değerli Çok değerli. gerçekten. Ben bu alana girdikten sonra atasözlerine çok değer verdim. Ve bizim gerçek Türk gelenekleri, bakın bedevi şeylerinden bahsetmiyorum. Yani şamanizme bağlı bize gelen geleneklerden. Enerji bilgisi bakımından o kadar önemli ki. Bakın bizim eski Anadolu evlerimizde kapının girişinde havuz vardır, minik çeşme vardır. Ya, evet. Enerjitik olarak o kadar önemlidir ki geleni de gideni de temizler. Ve suyun içine taşlar atar. O taş zaten o suyu devamlı temizleyendir. Eskiden gelinlere takılan takılar, bunların hepsinin bir manası var. Biz zannediyoruz ki sadece maddi yönden takılıyor. Hayır, onların hepsinin bir manası var. Bir gün bunun Evet. için de seninle Vallahi geleneklerin, yapalım. söyleneklerin içine şeyi de yaparız. İnanın şimdi incelediğimizde gerçekten ağzımız açık kalıyor. Nasıl bu kadar çok biliyorlarmış? Biz şu anda bunları tekrardan çözmeye çalışıyoruz ve onları şimdi anlayabiliyoruz. Gerçekten Biz öyle. her şeyi maddeye bağlıyoruz. Ama onlar madde için yapmıyor. Yani aslında işte düşünmek gerekiyor. Gerçekten her şeyin altında bir sebep var aslında. Mesela siz bu şeylerden konuşurken su dediniz ya. Mesela işte hani çeşmeler vardı eskiden sokaklarda sular akardı mesela, değil mi? İnsanların Evet. sokaktan akan çeşmeler vardı. Bu nasıl güzel bir şey mesela. Gidip suyunuzu içerseniz orada bir enerji gidiyor. Her şeyi temizliyor. İçi dışı. Mesela hala mesela Roma'da falan, değil mi? O böyle büyük çeşmeler vardır. İnsanlar para atar. Yani onun da bir sebebi var aslında. Yani sadece orada süs Aslında olarak değil. tabii metal enerjiyi içinde kilitliyor. Yani kristaller alır verir ama metaller ne yüklenirse bazı metaller tamamen içine hapseder onu. Onu suya attığı zaman su da çözülüyor. Onun için işte paraya niyeti söyleyip kilitliyor oraya, suya atıyor, suda çözülüyor ve su buharlaştığı zaman nereye çıkıyor niyet? Tabii Havaya yukarılara ulaşıyor. çıkıyor. Yani bizim Evet. ortak bilince doğru gidiyor. Aynen. Aynen. Değil mi? Aynen. Yani her şey Yani birbirine o kadar bağlantılı ki işte doğru bakış açısını yakalayabilmek evet, önemli vallahi olan. öyle. Hakikati yakın bakış açısını yakalayabilmek. İşte bütün amacımız bu. İşte dediğim gibi gelmişiz bu dünyaya. Dersimizi kolaylıkla alalım. Yapmamız gereken görevlerimizi yapalım. Hep ben onu düşünüyorum. Yani bu vücudumuzu burada bırakıp başka bir şeye, alana geçtiğimiz zaman şey, bende biraz çok görev aşkı vardır. Çok sorumlu bir insanımdır yani. Bütün sorumluluklarıma böyle tik atıp öyle gitmek istiyorum. Yapmamız gereken şeyler ne gerekiyorsa herkes yapmalı. Yani bu dünyaya O zaman sadece boşu boşuna birleşmedik diyeyim sana. herhalde, herhalde. Bana da öyle İstanbul'a geliyor. geldiğinde konuşuruz. Evet, Belki daha çok de ben konuşacağım bir gelirim, şey. bilmiyorum. Kim artık önce gelirse nasıl Aynen, olacaksa aynen. aynen öyle. Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Ben teşekkür ederim. çok hoş bir sohbet oldu. Sanki yani yıllardır tanışıyormuşuz gibi. İşte Öyle bir kadim his. dostluk bu. Evet. Evet, kadim dostluk bu. Hani ilk Evet. andan itibaren bunu yakalayabiliyorsan, Evet. evet, daha önceki ruhsal birleşmeler olmuş demek. Herhalde öyle oldu. Tanışıyoruz. Herhalde öyle oldu. Ne güzel, çok heyecanlı. Umarım herkese bir dokunabilmişizdir buradan. Işık vermiştir. En azından insanları düşünmeye sevk etmişizdir. En azından En herkes, önemli olduğunu değil mi? düşünün. Evet. Düşünün. Biz ne bileyim sorularını aydınlatabildiksek, cevaplayabildiysek. Eğer soruları da varsa eminim Yurday Hanım da tekrar cevaplayacaktır. Çok çok teşekkür ediyorum. Yani bu Ben de çok iki teşekkür ederim. double decker derler, böyle ikiye katladık yayınımızı. Çok çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık.
Kalbinize sağlık. Ben de teşekkür Ağzınıza ediyorum. Tüm sağlık. katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Herkese Evet. çok teşekkürler. Tekrar tekrar bekleriz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Belki de ben seni çağıracağım her sefere. Gelirim. Bilmiyorum. Çok güzel Severek. dostlarımız var. Güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu dünyada yapılacak çok şey var. Görev dediğin işte bizim görevimiz orada. Birleşerek, büyüyerek yapacağımız Aynen. çok şeyler var. Aynen. Onun Birlikten için güç güç doğar. birliğine hazırız hep. Zaten astrolog arkadaşım da geldi Işıl. Kova çağına giriyoruz değil mi? Kova. Evet. Yani dolayısıyla da artık ben değil biz varız. Dolayısıyla Evet. birleşme Evet. zamanı, biz olduğumuzu hatırlama zamanı. Ne güzel ki biz ufak ufak hatırlıyoruz. Ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyorum yayınıma Ben de katıldığınız çok için. teşekkür ederim. Sevgiler Sağ olun. yolluyorum İstanbul'a. En kısa zamanda Biz de inşallah görüşmek üzere. Almanya. Peki. Hoşça kalın Yurda Görüşmek Hanım. Çok üzere. teşekkür ediyorum. Bay bay. Teşekkür ederim. Herkese çok çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız için. İkinci yayınıma da katıldığınız için bizi yalnız bırakmadınız. Umarım herkese bir faydası olmuştur. Evet Işılcığım, hepimiz birimiz için. Haftaya yine çok değerli bir konuğum var. Kardiyolog Doktor Emre Topal ben birlikte olacağız. Mezoterapi konuşacağız. O da çok güzel bir konu. Hepinizi haftaya Çarşamba bu ekrandan bilgilendirme yayınlarına bekliyorum. Hepinize çok sevgiler. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hepinizi çok seviyorum. Mutlu kalın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Teşekkür.